İşte şurada bir zeze gördüm. Hemen gidip onu yakalayacağım. Eyvah sana ayva kaçmalıyız. Zezenizi yakalayacağım. İyi misin zeze? Ya kaç gündür böyle öksürüyorum Pepe. Aa, niye ki acaba? Hadi oyunumuza devam edelim. Sarı araba bizi yakalayamaz. Kaçın. Zeze, sen çok öksürüyorsun. Hasta mı oldun acaba? Hayır, hasta değilim ki. Annen seni doktora götürmedi mi? Ben öksürünce annem beni hemen doktora götürüyor. Hayır, doktora gitmedim Pepe. Ben hasta değilim ki. Niye gidecekmişim? Ama öksürüyorsun. Hadi yakalayın beni, hadi. Bibi, he, çok öksürdünüz. Merhaba. Aa, Zeze iyi misin? Evet, ne oldu ki? Çok öksürüyorsun. Evet, bak yine öksürdün. Doktora gitmelisin bence Zeze. Aa, Bibi bize kitap getirmiş sanırım. Evet, bakın. Ay, çok merak ettim. Nasıl bir kitap? Ne anlatıyor Bibi? Daha hiç okumadım. Annem yeni almış. İlk kez biz mi okuyacağız yani? Evet Pepe. Aa, iyi de kim okuyacak kitabı? İsterseniz ben okuyabilirim çocuklar. Evet, hadi oku şu şu. Adı neymiş? Doktor, doktor, baksana. Ne güzel bir ad. Ben doktorları çok severim. Evet, çünkü doktorlar hastaları iyileştirir. Hepsi iyi insanlardır. Benim hasta olduğumu mu düşünüyorsun Pepe? Ben doktor değilim, bilemem. Ama doktora gidersen sana hasta olup olmadığını söyleyebilirim. Hadi kitabı oku şu şu. Bir dakika, bir dakika. Peki abi. Hani sevgili doktor kitabında yüzü hiç gülmeyen bir doktor vardı ya. Evet, aksi doktor. Bütün doktorlar aksi. Surası asık mıdır? Olur mu hiç bebe? Doktorlar iyi ve güler yüzlü insanlardır. O öyküdeki sadece biraz asık suratlıydı ama o da gülmeyi öğrenmişti anımsarsan. Aa, evet. Doktorlar iyi insanlardır bebe. Hasta insanlara hep yardım ederler. Hey, anladım. Hadi artık doktor doktor baksana kitabını dinleyelim. Çok merak ettim. Hadi şuşu. Tamam canım, okuyorum. Zamanların birinde sık sık hasta olan bir kız varmış. Hepsi. Bir de dünyalar tatlısı. Tüm hastalara yardımcı olmak için can atan bir sevgili doktor varmış. Bakalım bugün kimlerin iyileşmesine yardımcı olacağım. Sevgili doktor hastaneye giderken yolda küçük kızı görmüş. Küçük kız sürekli hapşırıyormuş. Zeze de çok öksürüyor. Küçük kız hapşırıyor. Zeze öksürüyor. Sen devam et şuşu. Küçük kız durmadan hapşırıyormuş. Sevgili doktor dayanamamış. Doktor olduğunu söylemeden küçük kıza sormuş. Aa, yoruldum hapşırmaktan. Küçük kız. Neden bu kadar hapşırıyorsun? Bilemiyorum ki. Kendimi de çok yorgun hissediyorum. Sanırım hastasın. Seni iyileştirmesi için bir doktora gitmelisin. Niye doktora gidecekmişim ki? Bu kadar çok hapşırıyorsan bir alerjin olabilir. Ya da hasta olmuş olabilirsin. Öyle mi diyorsunuz ha? Puşa! Evet evet. Mutlaka bir doktora görünmelisin bence. Ha, puşa! Bak gördün mü Zeze? Küçük kızın da doktora gitmesi gerekiyor. Hasta olabilirsin dedi sevgili doktor. Devam et şuşu. Küçük kız birkaç gün sonra hala kendini iyi hissetmediğini ve hala hapşurduğunu fark etmiş. Puşa! Kendi kendine. Acaba ben gerçekten hasta mıyım? Bu hapşuruk bir türlü geçmedi. Ne yapsam ki? Puşa! Diye kara kara düşünmeye başlamış. Aa, ama bu küçük kız da niye doktora gitmedi ki kaç gündür? Baksana. Zeze de öksürüyor ama doktora gitmiyor. Belki de doktora gitmeyi sevmiyordur. Yani aslında ben hasta değilim. Ya da Zeze gibi hasta olabileceğini kabul etmiyordur. Durun bakalım. Küçük kız gidecek mi doktora, çok merak ettim ben. Sonra şuşu, sonra ne olmuş? Sonra küçük kız günlerden bir gün yolda yürürken yine sevgili doktorla karşılaşmış. Ha, puşa!
küçük kız. Puşa! Efendim? Sen hala doktora gitmedin mi? Hayır, gitmedim. Puşa! Ama sen hala iyileşmediğin halde doktora gitmemişsin. Neden? Doktorlar gerçekten iyi insanlardır. Senin vücudunu kontrol edip hastalığın sebebini bulup seni iyileştirirler. Peki siz bunları nereden biliyorsunuz? Çünkü ben bir doktorum küçük kız. Küçük kız çok şaşırmış. Diye. Annene sor Zeze. Annen gitmek gerekir derse mutlaka git bence. Bence de. Ay, küçük kız gidecek mi acaba? Sonra ne olmuş şu? Küçük kız kendi kendine düşünmüş ve... Size söz veriyorum sevgili doktor. Hemen bir doktora gidip hep pışa. Beni iyileştirmesini isteyeceğim. Demiş. Aferin sana, harikasın. Küçük kız hemen bir doktora gitmiş. Güler yüzlü yaşlı doktor küçük kızı mutlulukla karşılamış. Vücudunu bir güzel kontrol edip gerekli araştırmaları yapıp neden bu kadar çok hapşurduğunu bulmuş. Evet küçük kız, sorununu bulduk. Şimdi bu sorunu nasıl iyileştireceğimizi anlatacağım sana. Söylediklerimi yaparsan kısa sürede iyileşirsin. Yani iyileşince böyle hapşa sürekli hapşurmayacak mıyım? Elbette. Hem de kendini çok sağlıklı ve güçlü hissedeceksin. Çok teşekkür ederim doktor amca. Küçük kız doktorun söylediklerini bir bir dinlemiş ve hepsini de yapmış. Vücudunun güçlenmesi için yemesi gereken yemekleri yemiş, vitaminleri almış ve kontrol için doktor amcaya gittiğinde... İşte aferin sana. O kadar güzel iyileşmişsin ki. Evet, artık hapşırmıyorum da doktor amca. Sağlıklı olmak çok güzel bir şeydir kızım. Sağlığımıza dikkat etmeli, vücudumuza iyi bakmalıyız ki hastalıklar bizden uzak olsun. Ben iyileştirdiği için çok teşekkür ederim sana. Ne demek? Ben doktorum. Bu benim görevim. Doktorlar bile iyi insanlar. Küçük kız da hapşırmaktan kurtuldu. Ama Zeze hala öksürüyor. Bence git annene ne kadar çok öksürdüğünü söyle Zeze. Annen doktora gitmene gerek olup olmadığına karar verebilir. Ha, yani söylemeyecek misin?
Yüzünüze. Ama bulamıyorum. Siz Liko'yu gördünüz mü? Nerede olduğunu biliyor musunuz? Evet. Aa, sahi mi? Benim aldım anne, yine. Ay. Liko, aşk olsun ya. Yine mi? Yine korkuttum seni. Merhaba Lili. Merhaba Liko. Hoş geldin demek yok mu? Derdim ama hiç de hoş gelmedi. Yine çok korkuttun beni. tamam kızma. Aa, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi Lili, atma suratını. Ben sana neyin geleceğini biliyorum. Neyi gelecekmiş ha? Neyi gelecek biliyor musun? Biraz sallamak, biraz çalkalamak. Salla çalkana dansımız yaşasın. Ben demedim mi bak? Şimdiden yüzün güldü bile. Salla çalkana dansına bayılırım. Hadi arkadaşlar, hep beraber kalkın ayağa. Oturmak yok, hadi. Salla, 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 çalkala. Salla, 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 çalkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, 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 çalkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, 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 çalkala. Dans etmeye bayılıyorum. Lili, bugün ne oynayacağız acaba? Ay, bilmiyorum Liko. Kulübüz hala ortalarda yok. Demek ki hala uyuyor. Bugün ne oynayacağımızı ben de çok merak ediyorum. Ay, ben de. Ya siz arkadaşlar, siz de ne oynayacağımızı merak ediyor musunuz? Evet. O zaman kulübüzü uyandıralım. Hadi oturmak yok. Kulübüzü uyandırma şarkımızı söyleyelim. Hadi. Hadi kulübüzü buraya çağıralım. Oyunumuzun ne olduğunu soralım. Eğer yine oyunu bize söylemezse, ona sarılıp bir güzel gıdıklayalım. Hadi, 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 hadi. Kılavuz, uyan. Kılavuz, uyan. Kılavuz, uyan. Aa, merhaba arkadaşlar. Merhaba kılavuz. Lili ve Liko beni mi çağırdı? Yaşasın, kulübüz geldi, kulübüz geldi. Merhaba kulübüz. Merhaba Lili, merhaba Liko. Hadi kulübüz, bugünkü oyunumuzu söyle. Hadi, hadi, hadi. Tamam, bakalım bugünkü oyunumuz neymiş? Oyun seçimi başlıyor. Ve işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu kulübüz? Hangi nesne, hangi mevsimde oyunu? Hangi nesne, hangi mevsimde oyunu mu? Evet. Nasıl oynanıyor kulübüz? Şimdi bir yılda 4 mevsim var. Öyle değil mi çocuklar? Evet. Harikasınız. Peki hangileri bunlar? Kim söylemek ister? Ben. Arkadaşlarımızdan biri söylesin, olur mu? Olur. Tamam. Arkadaşlar, 4 mevsimin adını bize sayabilir misiniz? Harikasınız. Arkadaşlara kocaman bir alkış. Harikasınız. Doğru. Yaşayın çocuklar. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Bildiniz. Şimdi oyunu anlatıyorum. Hep birlikte labirente gideceğiz. Orada size mevsimleri anlatan panolar bekliyor. Siz o panolara bakıp önünde duran 3 resimden o resimle ilgili olanını bulup yapıştıracaksınız. Ay, çok heyecanlı. Oynama gidiyor, sabırsızlanıyorum. Tabii bu sırada kum saati işleyecek. Yani yine zamanla yarışacaksınız, anlaştık mı? Anlaştık. Tüm resimleri doğru yapıştırdığınızda labirentin sonundaki 4 mevsim lambası teker teker yanacak. 4 mevsim lambası mı? Evet Lili. İlkbahar lambası yeşil, yaz lambası sarı,
sonbahar lambası mavi ve kış lambası beyaz. Dördü de peş peşe yandığında oyunu tamamlamışsınız demektir. Nasıl? Hangi mevsimdeyiz oyununu sevdiniz mi? Bayıldım. Harika bir oyun. Peki ya siz arkadaşlar? Siz de sevdiniz mi? Evet. Harika o zaman. Hazırsanız haydi labirente. Yaşasın. Ve 5, 4, 3, 2, 1. Başla. Kum saati akıyor. Sen bu tarafa koş Niko. Ben de bu tarafa gideyim. Tamam Lili, başarılar. İşte bir pano. Acaba bu hangi mevsim? Rüzgar esiyor, yağmur yağıyor, yapraklar dökülüyor. Siz bu mevsimin hangi mevsim olduğunu anladınız mı arkadaşlar? Evet. Peki hangi mevsim? Sonbahar. Ha, doğru. Bu sonbahar mevsimi. Yaşasın. Yaşasın. Şimdi hangisi sonbahara uygun acaba? Top mu? Kayık mı? Şemsiye mi? Ay çok heyecanlandım ya. Ne dersiniz arkadaşlar? Hangisi sonbaharda kullanılan bir nesnedir sizce? Şemsiye. Aha, tabii ki şemsiye. Sonbaharda yağmur yağar ve şemsiye bizi ıslanmaktan korur. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Harikasın Lili. İlk kere buldunuz. Yaşasın, yaşasın sonbahar. Niko ne yaptı acaba? Lapa kar yağdığına göre bu... Ben söylemeyeyim, siz söyleyin. Hangi mevsim arkadaşlar? Kış mevsimi, doğru. Peki şu nesnelere bakalım. Terlik, karpuz ve kardan adam. Peki kışın kabus olur mu sizce? Hayır. Peki terlik giyilir mi? Hayır. Peki kardan adam yapılır mı? Evet. Yaşasın bulduk işte. Kış ve kardan adam. Yaşasın kardan adam. İşte bu kadar. Ay Lili ne yaptı acaba arkadaşlar? Ne kadar da güzel bir resim. Her yer yemyeşil, kelebekler uçuşuyor. Bu hangi mevsim ben biliyorum. Peki ya siz? Siz bulabildiniz mi bu resimdeki hangi mevsim? İlkbahar! Evet, çok yaşayın. İlkbahar değil mi kılavuz? Evet Deli, bu doğru. Bu resim bir ilkbahar resmi. İlkbahara bayılırım. Nesnelerimize bakalım. İlkbaharda eldiven takılır mı? Hayır. Doğru, takılmaz. Peki kızakla kayılır mı? Hayır. Peki her yerde çiçekler açar mı? Evet. Doğru. İlkbaharda her yer renk renk çiçek açar. Lili, çok az zaman kaldı. Ay, geliyorum Niko, neredesin? Buradayım Lili, gel. Ben iki mevsimi buldum. Ben de bir tane buldum. O zaman bu sonuncusu. Hadi çocuklar. 14, 13, 12, 11. Ben sonbaharı ve ilkbaharı buldum. Ben de kışı. Geriye tek mevsim kalıyor. 10. 3 deyince son mevsimimizin adını hep beraber söyleyelim mi arkadaşlar? 9. 1, 2, 3. Yaz. 8. Ve sıcak yaz günlerinde yemeği en sevdiğimiz şey nedir Lili? 7. Ay nedir ki? 6. Resimlere bak. 5. Buldum, dondurma. Koş Lili koş. Bakalım 4 mevsim lambaları yanacak mı? Biliyorum. Sarı yandı. 4. Yeşil de yandı. Ay. 3. Mavi yandı. Ay bir tane kaldı. Hadi. 2. Beyaz da yandı. 1. Başardık Lili. Mevsimi bilmemiz ne güzel. Hepiniz aferin, harikaydı. Yaşasın. O kadar mutluyum ki kılavuz. Ben de. Harika, öyleyse bunu kutlayalım. Hep birlikte kutlama dansı yapalım. Heyo, bu harika olur. Bence de.
kapasitemize katılın. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Hadi o zaman herkes dans edecek. Dans etmeyen kalmasın. Salla, 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 çal kala. Salla, 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 çal kala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, 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 çal kala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, 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 çal kala. Dans etmeye bayılıyorum. Ben de. Bir sonraki oyunumuzda yine gelin, olur mu? Cucu. Merhaba Pisi. Havalar soğumaya başladı. Bu akşamdan sonra da çok soğuk olacakmış hava. Evet Pisi'cim, artık kış geliyor. Ben de kendime üşümemek için kazak örüyorum. Aferin sana. Beğendin mi? Nasıl oluyor? Çok güzel canım. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Kış geliyor, yaşasın, karlar yağacak yine. Kardan adam yapacağız hep birlikte. La 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 la. Merhaba Pisi. Merhaba Pan. Benim canım oyun oynamak istiyor Pisi. He he. Benimle oynar mısın? Sen beni dinlemiyorsun ki. He? Aa Pan'cim, havalar soğuyacak ya. Benim hızlıca bu kazağı bitirmem gerek. Kar yağacak, baksana havaya. Ne kadar soğuk. Anladım. Koşuruz sonra. Nereye böyle Pin? Aa, çok acelem var Pan. Arkadaşlarıma gidiyorum. Canım çok sıkılıyor Pin. Ben de seninle gelebilir miyim? Olmaz Pan. Biz üç kız arkadaş soğuk hava için atkıbere öreceğiz kendimize. Ya. Sen sıkılırsın bizimle. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Hiç düşünmezdim. Çok şakacısın Pan. Gerçekten sevindin mi beni gördüğüne? Evet evet, gerçekten. Birlikte oyun oynayalım mı Kara Karga? Çok isterdim ama yapmam gereken çok önemli bir iş var. Dur tahmin edeyim. Havalar soğuyor değil mi? Ha evet. Sen de duydun demek. Sorma. Karlar yağmaya başlamadan evimin çatısını onarmam gerek Pan. Su içinde kalmak istemiyorum Pan. Almaya gidiyorum. Seni görünce durdum. Anladım Kara Karga. Hadi görüşürüz. Güle güle. Çok mutsuzum, kimse benimle oynamıyor. Çok yalnızım, kimse yanıma gelmiyor. Çok üzgünüm, kimse benimle konuşmuyor. Artık gidiyorum uzaklara. Sadece elimde kemanımla. Tam bir gün gelirse aklınıza. Sorun kendinize ne oldu bana. Pisi, Pisi. Hayırdır Pin, ne oldu? Pan yanında mı? Hayır. Saatlerdir evde yok. Hiçbir yerde bulamıyorum onu. Nereye gider ki Pan? Bilemiyorum Pisi. Ben senin yanındadır diye düşünmüştüm. Onu en son öğlen gördüm. Bu kaza arıyordum. Sonra konuşuruz dedim, gitti. Aa, ben de arkadaşlarıma giderken gördüm. Benimle gelmek istedi ama ben istemedim. Çok üzgünüm. Cucu, sen Pan'ı gördün mü? Nereye gittiğini biliyor musun? Çok üzgün ve yalnız olduğunu gördüm ama nereye gittiğini bilmiyorum canım. Ay. Kardeşim, nereye gittin kardeşim? Dur, bir de Kara Karga'ya soralım. Kara Karga, Kara Karga. Efendim Pisi? Sana bulamıyoruz. Öğleden beri eve gitmemiş. Hiçbir yerde yok. Her yere baktım ben. Ben de en son öğlen gördüm. Biraz canı sıkılıyordu sanki. Tamam tamam, durun. Ben bir gidip bakayım yukarıdan. Bu ne güzel bir ses böyle. Aha.
çıkmış? Keman çalıyor kuat. Dama mı çıkmış? Keman mı çalıyor? İyi ama keman ne? Dur bekleyin, hemen geliyorum. Nasıl bir çalgı bu kara karga? Keman yaylı bir çalgıdır pisi. Çene altı ve omuza böyle sıkıştırılarak tutulur. Üzerinde bir, iki, üç, dört tane teli vardır. Bu yayla çalınır. Yay tellerin üzerinde kaydırıldığında böyle ses çıkar. Kemanı çok beğendim. Hadi hemen kemana. Hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekelim. Keman. Hayatıma hoş geldin keman. Hadi Pan'ın yanına gidelim. Kuak. Pan, kardeşim, ne işin var burada? Pan'cığım, seni çok merak ettik. Burada üşümedin mi canım dostum? Canım dostum dedi. Galiba beni seviyor. Kemanı çok güzel çalıyorsun Pan. Ama bunun için dama çıkman gerekmez ki Guap. Ben keman çalmak için çıkmadım zaten. İyi de neden oradasın? Çünkü hiçbiriniz beni istemediniz. Benimle konuşmadınız. Yanınıza almadınız. Beni sevmediğinizi düşündüm ve sizden uzaklaştım. Sen nasıl sevmem Pan? Sen benim en sevdiğim dostumsun. Sen benim abimsin. Seni nasıl istemem Pan? Seni çok seviyorum ben. Zaman zaman anlaşamayabiliriz ama ben de seni çok seviyorum Pan. Sahi mi? Tabii ki. Hadi in aşağı. Ay, nasıl ineceğim ben buradan? Çok yüksek. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Tuluma mı? Akordeona mı? Kemana mı? Evet doğru, kemana. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir keman çizin.